Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde Mac işletim sisteminde kullanabileceğimiz ücretsiz CodeLite programının kurulumunu anlatacağım. Bunun için kullanacağımız web adresi codelite.org olacaktır. Bu adreste direkt ekrandaki download butonuna basarak programımızı indireceğiz. Açılan ekranda altta Stable Release ile yukarıda Weekly Build isimli iki farklı başlık var. Biz alttaki Stable Release olanı, daha testler yapılmış olan versiyonunu kullanarak istediğimiz programı indireceğiz. Şu an Mac kullandığım için indireceğimiz program şu olacaktır. Direkt macOS işletim sistemi için gerekli olan program şudur. Zaten bir sonraki dersimizde de Windows için bu programı kurmayı anlatacağım. Onun için de zaten Windows 64 bitlik kurulumunu yapacağız. Şimdilik buna basıp programı indiriyorum. Program toplamda 92 MB'lık bir dosya. Ben indirdiğim için tekrar indirmiyorum. Siz programın tamamen indirilmesini sağlayın. Şimdi ise indirdiğimiz programı kurmaya başlayalım. Normalde böyle sıkıştırılmış bir şekilde gelecektir. Çift tıkladığınız zaman otomatikman buraya programı çıkartacaktır. Yalnız programı çift tıkladığınız zaman size bu şekilde bir güvenlik uyarısı verecektir. İlk başta programı kurmak istemiyor. Bunu direkt cancel'layıp iptal edeceğiz. Ve programı kurulmasına izin vermemiz için bazı ayarlamaları yapmamız lazım. Bunun için tekrardan ekranın sağ üst köşesinde bulunan arama butonuna basıyorum. Ve buraya direkt sistem seçeneklerini çıkacak şekilde SYS yazdığımız zaman zaten otomatikman çıkıyor. Enter'a basıyorum. Ve burada yukarıda General sekmesi altında aşağıda bakın zaten program bloklanmış diyor. Ben bunu tekrardan Open Anyway diyerek programın kurulumuna izin veriyorum. Open diyorum. Evet. Burayla işimiz bitti. Bunu kapatıyorum. Ve programı tekrar çalıştırıyorum. Program ilk açıldığı zaman normalde bir kurulum sihirbazı gelmesi gerekiyor. Bende şu an gelmedi. Eğer size de gelmediyse program seçiliyken yukarıda Help ve en aşağıda bulunan kurulum sihirbazını çalıştır butonuna basıyorum. Burada ise direkt yapacağım işlem Next. Burada bana geliştirmek için kullanacağım derleyiciyi soruyor. Burada ise ben C ve C++ kullanacağım için direkt bunu seçiyorum. Next diyorum. Bilgisayarında mevcut derleyicileri arayacak otomatikman scan tuşuna burada basıyorum. Direkt GCC Xcode'u seçiyorum buradan ve Next diyorum. Burada tema soruyor bana. Tamam, bu şekilde kalabilir. Next diyorum. Finish diyerek kurulumu sonlandırıyorum. Evet, program kuruldu. Zaten temamız da otomatikman değişti. Şimdi ise yapacağımız işlem bir tane workspace yaratmak. İsterseniz buraya basarak yaratın, isterseniz sol üst köşede File, New Workspace de diyebilirsiniz. Buradan hareket edeceğim. New Workspace tuşuna basıyorum. Bir isim soruyor. Ben isim olarak C++ alt çizgi Workspace diyorum. Ve yol olarak direkt masaüstüne kaydediyorum. Ve alttaki tiki de işaretliyorum. OK diyorum. Evet, yeni bir workspace yarattı. Şimdi ise buraya yeni bir proje tanımlamamız gerekiyor. Bunun için workspace seçiyorum. Sağ tuşa basıyorum. New diyorum ve new project diyorum. Burada ise şablon olarak direkt C++ olan bunu seçiyorum. Derleyicimizi. Next diyorum. Proje ismini soruyor. Buna da direkt deneme ismini veriyorum. Ve next diyorum. Derleyicim tekrardan GCC Xcode'u seçiyorum. Ve finish diyorum. İşlem bittikten sonra sol tarafta source klasörü altında main.cpp isimli dosyamızı otomatikman bize yarattı. Evet, main.cpp içerisindeki kodlarımız bunlar. Yalnız programı çalıştırmadan önce bazı ayarlar yapmamız gerekiyor. Bunun için ilk başta proje ismimizin üstüne tıklayıp sağ tuşa basıp Settings seçiyorum. Ve burada Global Settings'ten yanda açılan ekranda C++ Compiler Options kısmına basıyorum. Açılan yandaki 3 nokta işaretine basarak şu ekranı getiriyorum. Burada ise ilk başta Compiler
uyarılarını yani warninglerini aktif hale getiriyoruz. Ve C++ 17 özelliklerini kullanmak istiyoruz. Ve direkt OK tuşuna basıyorum. Apply diyorum. Ve OK dedim tekrardan. İkinci yapacağımız işlem ise Workspace üstüne gelip bu sefer sağ tuşa basıp Workspace Settings seçiyorum. Burada ise Code Completion kısmını seçip altta Enable C++ 17 standardını seçiyorum. Ki bu şekilde yaptığımız zaman otomatik kod tamamlama işlemini gerçekleştirmiş olacağız. OK diyorum. Ve buradaki tüm kodları şimdilik siliyorum. Ve buraya şimdi C++ kodlarını yazalım. Bunu sadece test amaçlı yapıyorum. Sadece programın çalıştığını göstermek için. İlk başta kütüphane dosyamızı eklememiz lazım. Include. IOStream ekledim. Ardından main fonksiyonunu yazıyorum. Ve main içerisine ilk mesajımızı Hello World'u basalım. Bir alt satıra geçeceğiz. Return 0'la programı sonlandırıyorum. Şimdi yapacağımız işlem ise yukarıda Build'a basıp Clean Project deyip ilk başta projemizi temizliyoruz. Ardından tekrardan Build deyip buradaki Run tuşuna basıyorum. Evet, ekrana Hello World'umuzu aldık. İlk programımızı bu şekilde çalıştırmış olduk. Bunu buradan kapatıyorum. İlave olarak programda View seçeneğini seçip aşağıda Toggle Minimal View diye bir seçenek var. Buna bastığım zaman yukarıda bazı ilave butonları getiriyor. Eğer bunları kullanmak isterseniz tercihe kalmış. Ben bunları şu an aktif etmeyeceğim. Eğer bilgisayarınızda yer sıkıntısı varsa, yani Xcode çünkü 16 GB bir yer kaplıyor. Bu programı rahat bir şekilde kullanarak eğitim boyuncaki tüm programlarımızı buradan çalıştırabilirsiniz. Ben bunu kullanmayacağım. View'a basıp tekrardan Toggle Minimal View dediğim zaman bu sekmeyi direkt otomatikman kaldırıyor. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde ise yine Mac işletim sisteminde Xcode programını kurmayı anlatacağım. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.